Bugün 35. Promosyon Show Fuarı'nda Promotürk Başkanı Mehmet Yücetürk ile birlikteyiz. Mehmet Bey, öncelikle fuarın ilk günündeyiz. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle şunu söylemek isterim. Orta Doğu ve Balkanların en büyük promosyon fuarı olan Promosyon Show Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk gün olmasına rağmen 200 firma ve 500 üzerinde markayla gelen ziyaretçilere hizmet vermek için buradayız. Gelen ziyaretçi profiline bakarsak ilk günden itibaren yurt dışı ağırlıklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da bizim hem katılan firmalarımızın hem de ülkemizin ihracatını arttıracak bir husus olduğu için bizim için önemli. Peki sektör olarak aslında 2023 yılının sonuna kadar 2 milyar doların üzerinde bir yatırım bekliyorsunuz. İhracatta da 5 milyar dolar gibi bir hacim bekliyorsunuz. Bunun ne kadarı bu fuardan karşılanabilir? Bizim önceliğimiz bu 4 günlük fuarımız, 27-30 Eylül tarihleri arasında olan fuarımızda bizim 30 milyon dolar gibi bir iş hacmi yaratmamız düşünülüyor. Bu konuda bu sadece bu 4 günlük süreçte yaşanılacak bir iş hacmi. Çünkü fuarlar sadece satışın yapıldığı değil, pazarlamanın ve müşterinin bulunduğu ve bu ilişkinin ilerletildiği bir platform. Bu nedenden dolayı bu 30 milyarımızın inşallah 100 milyon dolara geleceğini düşünüyoruz bu fuar sayesinde. Promosyon sektörü olarak yaşadığınız zorluklar nelerdir? Genel bir kur bazında değerlendirirseniz. Promosyon sektörü olarak ister istemez bütün sektörlerin yaşamış olduğu merdiven altı işletmeler diyebiliriz. Çünkü bizim hizmet verdiğimiz müşteriler tamamıyla kurumsal firmalar. Kurumsal firmalar da ilk başta fiyat endeksli olaylara hareket ettiğinde merdiven altı diye tabir ettiğimiz firmaların düşük fiyat politikasından dolayı müşteri kayıpları yaşanıyor. İlerleyen süreçlerde verilen fiyatla hizmetin aynı olmadığı görüldüğü için iyi hizmet alamadıklarından dolayı o kurumsal firmalar tekrar iyi hizmet veren müşterilere, KOBİ'lere ve promosyonculara dönüyorlar. Bu süreçte en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi merdiven altı işletmeler diyebiliriz. Peki 50'den fazla ülkeden katılımcı yabancı ziyaretçi olacak aslında. Çok fazla alım heyeti olacak. Fuarda 4 gün boyunca ziyaretçileri, yerli firmaları ve yabancı firmaları neler bekliyor olacak? Evet, az önce de bahsettiğim gibi 200'ün üzerinde firma, 500'ün üzerinde markayla 2024 yılının trendleri şu anda fuarımızda mevcut. 50'nin üzerinde B2B görüşme sağlayacak nitelikli alıcılar fuarımıza gelecek. Bununla beraber biz promosyon sektörü olarak Türkiye'de 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapıyoruz. Bununla beraber gelecek kişiler yeni tasarlanmış ürünler ve birçok teknolojik ürünleri fuarımızda görebilir. Ayrıca dernek olarak 2023 yılında endüstriyel tasarım yarışması düzenledik. Bununla ilgili de 1., 2. ve 3. ödüllerimiz mevcut. Buradaki amacımız da öğrenci arkadaşlarımızın endüstriyel tasarım yarışmasında üretmiş oldukları tasarımları katma değerli ürünler haline getirip promosyon sektöründe ihracatı arttıracak, karlılığı arttıracak ürünlere dönüştürmek. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? Türkiye'deki bütün kurumsal firmaların satın almacıları, yöneticilerini ve KOBİ'leri Türkiye'nin, Orta Doğu'nun ve Balkanların en büyük promosyon show fuarı olan Promotürk Promosyon Show'a bekleriz. Fuar tarihlerimiz 27-30 Eylül tarihleri arasındadır. Herkese saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.